Evet gençler, enerji ve hareketle ilgili çok güzel sorulardan oluşan bir test çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bakın, bu geçişlerde belki de en kıymetli sorulardan bir tanesi. Böyle işte ne var? Grafiklerden bunu anlamamız gerekebilir bazı yerlerde. Bakın ne diyor şimdi? Sürtünmesiz düzlem. Çok güzel. Düzlemde sürtünme yok. K'dan serbest bırakılan cisme ait enerjiyi, bak ne verilmiş? Sarıyla potansiyel enerji, pembelerle de kinetik enerjileri göstermişiz. Buna göre birincideki grafikteki yer neresi? İkinci grafikteki yer bu noktalardan hangisidir? Şimdi aslında ne yapalım isterseniz? Önce potansiyellere başlayalım, sonra kinetikleri yazalım. Bak şimdi mavi ile potansiyelleri gösterelim, olur mu? Buradan ne yapılıyor? Serbest, sıfır en kinetik. O zaman başlıyorum. Potansiyelin kaç? 4. 4 mgh. 3, 2, 1, 0. Şimdi yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Sonra aşağı iniyorum. 2. Değil mi bak? Hemen çok kolay. Yüksekliklerden 4 iken 3 oldu, 2 oldu, 1 oldu, 0. Peki kırmızıyla da kinetikleri gösterelim, olur mu? Enerjiyi koruyacağız ya. Bak burada 0 kinetikti. O zaman burada 1, 2, 3, 4. Değil mi? Şimdi azalıyor yukarı çıktığı için. 3, 2, 1. Ne yapayım? Hep toplamı 4 sağlıyorum. Burası da 2. Bak bitti. Sana ne diyor şimdi? Potansiyeli de 2, kinetiği de 2 olan var mı bir yer? Vallahi iki tane yer var. Bir burası, bir de burası. O zaman burası P noktası arkadaşlar. Burada ne diyor? Potansiyeli 1, kinetiği 3. Mavisi 1, kinetiği 3 olan iki tane yer var. L ile burası. Buranın ismi olmadığı için de buraya da L deriz. P ve L aradığımız cevaplardır gençler. Eğlenceli bir soru tipidir. Sürtünmeli yatay düzlemin K noktasından fırlatılan buz erime sıcaklığındadır. Yani eriyecek. Tabi bu arada sürtünmenin de güzelliğini ortaya ısı çıkartır ve eritir zaten. Buz L noktasına geldiğinde kütlesi ve süreti K noktasındaki kütle ve süretinin yarısına düşerken, tamam, buz M'ye geldiğinde kütlesi ve süreti L noktasındakinin de yarısına düşüyor. O zaman şöyle yapalım. Bu adam burada M kütlesi olsa, süreti de V olsa. Buraya geldi ne oldu? Kütlesi yarıya düştü. M bölü 2. Süreti de yarıya düştü. V bölü 2. Buraya geldiğinde de bunun yarısına düşüyormuş. M bölü 4, V bölü 4. Tamam. Diyor ki, düşerken ısıya dönüşen, burada ne kadar ısıya dönüşme olmuş? Q1. Burada ne kadar? Q2. Bunları hesaplayacağız. Şimdi başlayalım. Senin K'da ne kadar enerji vardı? 1 bölü 2 M V kare. Peki L'ye geldiğinizde ne oldu? 1 bölü 2. Kütleniz M bölü 2, V bölü 2'nin karesini alınca V kare bölü 4 mi yaptı? Peki son olarak M'ye geldiğimizde ne oldu? 1 bölü 2 kütle M bölü 4 oldu. Hız da V bölü 4'ün karesi V kare bölü 16 oldu değil mi? Tamam. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Ne yaptı? 1 bölü 2'leri atalım ya, aman uğraşmayın. Burada 1 E varken bak ne oldu? E bölü 8. Burada E bölü 64. İsterseniz bir de 64 ile çarpalım. E oldu. O zaman burayı 64 ile çarparsam 8 E, bunu da çarparsam 64 E olur değil mi? Bak şimdi sende 64 varken 8 olduğuna göre kaç kaybettin burada? 56 kaybettin. 8 iken 1 olduğuna göre kaç kaybettin? 7. Olay bitti. Q1 56. Bu da 7. O zaman aradığın cevap da 8 katıdır. Böylece yani sayılarla oynamak sizin matematik sizde arkadaşlar. Daha güzel gidebilirsiniz de. Bir otomobilin yatay bir pistteki sürat zaman grafiği verilmiş. Ne demiş? Birinci ve İkinci zaman aralığında motorun yaptığı işler iştir. Şimdi hangi işi yapıyor? Süratini arttırıyor. Şimdi başlarken sıfır değil mi arkadaşlar? Sendeki enerji sıfır. TA birinci bölgede bak ne oldu sendeki enerji? 1 bölü 2 M V kare oldu. Hatta ben buna E diyeyim isterseniz, olur mu? İkinci zaman aralığın sonunda sendeki enerji ne oldu? 1 bölü 2 M 4 V kare. Vay, 4 E oldu. Üçüncünün sonunda ne oldu sendeki enerji? 1 bölü 2 M 16 V kare. O zaman sendeki enerji 16 E oldu değil mi? Şimdi konuşalım bakalım. 1 ve 2 zaman aralığında işler eşit mi? Bak şimdi ne oldu? Şöyle yapalım isterseniz. Sıfırla başladım. Birinci zaman aralığında enerjin kaça gelmiş? E'ye. İkinci zaman aralığında kaça gelmiş? Enerjin 4 E'ye. Üçüncü zaman aralığında da senin enerjin ne oldu? 16 E oldu. Bakalım. Birinci aralıkta ne kadar değişim var? 1 E. Burada ne kadar? 3'e. Aynı işi olamaz. Güle güle. Kinetik enerji değişimi en çok 3'üncüde. Bak burada kaç arttı? 1. Burada kaç? 3. Burada kaç arttı? 12. Vay. 3'te en çok artmış. İkinci zaman aralığındaki gücü birinci zaman aralığından büyüktür. Hadi bakalım bulalım. Güç neydi?
Enerji bölü zaman. Hadi bulalım birinci bölgedeki güç. Enerji ne kadar değişti? E. Zaman ne kadar? Birincinin tutarı T. İkinciye gelelim. P2 eşittir. Enerjin kaç değişti bu arada? 3E. Peki zaman ne kadar? İkinci zaman aralığı 2T. Bakın ne oldu? İkinci bölge daha büyük çıktı. O zaman birinciden büyüktür. 2 ve 3 aradığımız cevaptır. Evet, benzer bir soru kullanmıştık. Yine bir kez daha kafanızı zorlamak istedim. Sürtünmenin önemsenmediği ortamda yerden haş kadar yüksekte bulunan bir cismin yere vurma anındaki kinetik enerjisini hesap etmek istiyoruz. Sürtünme de yok. Bu adam yere vurduğunda ne olacak? Bir 1 bölü 2 mv karesi olacak değil mi? Peki başka nereden? Peki bu enerji nereden geldi arkadaşlar? Başlangıçtaki potansiyel enerjiden geldi de diyebilirsiniz. O zaman benim aslında son enerjimi bulmam demek aynı zamanda ilk enerjiyi de bulmam. Yani ben ister 1 bölü 2 mv kareyi bulmaya çalışabilirim ya da başlarkenki mgh'ı da bulsam aynı sonucu bulacağım. O zaman mgh mesela bakın mg'yi neyle ölçersin? Ağırlık olduğu için bu bir dinamometredir. H içinde bir nedir? Şerit metre kullanırsın. Dinamometre ve şerit metre olabilirdi. Başka? Mesela ikinci önermede. MGH'ı bir daha deneyelim. M ne? Kütleyle yani terazi değil mi? Eşit kollu terazi. Yükseklik olduğu için nedir? Şerit metre. Peki G neydi? Biriminden uyan. Metre bölü saniye kare demiştim. Bak şerit metreyle bir de kronometre. Yani şerit metre ve kronometreni bulacağız. O zaman bak eşit kollu terazi, şerit metre, kronometre olur. Peki kronometre ile dinamometre olur muydu? Şimdi dinamometre ile sen neyi bulursun? MGH'a göre bak dinamometre ile MG'yi bulursun. Doğru mu? Bu cepte. H'ı nasıl bulacaksın arkadaşım? Değil mi? O zaman sana kronometre değil de H'ı ölçecek bir şey lazım. O zaman bu ifade olmadı. 1 ve 2'den biz bunu hesap edebiliriz. Evet ne demiş? Yerden yukarıda K düzeyinde uçan bir kartalın yere göre potansiyel enerjisiyle kinetik enerjisi eşitmiş bak. O zaman şöyle yapalım. Uyduruyorum ya bunlar H olsa. Şu anda bu arkadaşın potansiyeli ne kadar? 2 mgh. Ve diyor ki kinetiği de eşit buna diyor. O zaman buradaki kinetiği de 2 mgh değil mi arkadaşım? Yani o zaman 4 enerjisi varmış gibi oldu. Şimdi diyor ki hangileri doğru? Kartal aynı süratle M düzeyinde uçarsa, değil mi? Kinetik enerjisi potansiyel enerjisinden büyük olur. Şimdi aynı süratle olursa, senin burada kinetiğin hala aynı değil mi? Yani 2 mgh. Ama potansiyelin artık neye düştü? Mgh'a düştü. Yani sen bir alta indiğinde potansiyelin zaten azaldı. Ama aynı süratle olduğu için, kinetiğin değişmediği için birinci ifade doğrudur. Kartal daha büyük süratle L düzeyine çıkarsa, bir, buraya çıkarsan, potansiyelin arttı mı? Arttı. Bu arada daha büyük sürat olduğuna göre kinetiğini de arttırdın mı? Yes. O zaman kinetik ve potansiyelleri eşit olabilir mi? Olabilir. Neden? Potansiyel 3 mgh. Kinetiğini de 3 mgh yaparsa eşit olabilir. Kartal aynı süratle L düzeyinde uçmak için yer çekimine karşı. Şimdi aynı süratle olduğunu düşünürsek. Ne oluyor? 2 mgh kinetiği var. 3 de potansiyeli var. Ne yaptın sen? Ya burada 4 mgh'da takılıyordun. Burada 5. Ne yaptın sadece? Yukarı çıktın. Kinetiğini arttırmadın değil mi? O zaman sen sadece kendini yukarıya aldıysan yer çekimine göre, kendini yukarıya çıkarttığına göre yer çekimine göre iş yapılmıştır. Yer çekimine karşı iş yapılmıştır. Yatay sürtünmesiz düzlemde yatay F kuvvetiyle çekilen bir cismin, bak canlandır bunu. M kütleli bir cisim olsun. Yatay bir F kuvvetiyle çekiliyormuş. Kinetik enerjisi varmış bak başlarken E1'miş. Biraz sonra da F kuvvetiyle çekilince bu cismin kinetik enerjisi ne olmuş? E2 aslında bu olayı anlatıyor ve bu olay T sürede gerçekleşti. Şimdi diyor ki grafikte bulunan E1, E2 ve T nicelikleri biliniyorsa. Şimdi ben ne oldu? E1 enerjim vardı artık E2 oldu. Yapılan iş enerjideki değişimdir biliyorsunuz. O zaman ben yapılan işi bulurum. Peki neydi? 0 T aralığındaki güç neydi arkadaşlar? Yapılan işi zamana böl. İşi biliyor mu? Biliyorum. Zamanı biliyor mu? Biliyorum. O zaman gücü de bulabilirim. Peki etkiyen kuvvetin değerini bulabilir miydik arkadaşlar? Şimdi bak işi biliyorum. Aç bakalım burada ne vardı iş? F çarpı X. X'i bilmiyorum. Sorun. Buraya gelelim. F eşittir MA desem. F'i biliyorum. Ya bilmiyorum. Kütleyi de bilmiyorum çünkü.
Yani burada bir sorun yaratacak bize. O hale kuvvetin değerini bulabilmen için M'yi de bilmen gerekecek. A'yı falan da o zaman bu kuvveti hesap edemedik. O zaman 1 ve 2 aradığımız cevap. X'i bilmemek yetiyor zaten. Evet. Yatay sürtünmesiz düzlemin K noktasında duran bir cisim F kuvvetiyle çekildiğinde L noktasına geldiğinde sürati V oluyormuş. Bak, çektik, sürati V oldu. Cisme uygulanan F kuvvetinin değeri ve L noktasındaki sürati biliniyorsa hangi niceliği hesap edebiliriz? Bak, güzel bir soru. Şimdi burada aslında biraz tecrübe gerekecek arkadaşlar. Bak, güç neydi? İş bölü zamandı değil mi gençler? Şimdi mesela böyle bir sistemde bu yola X desek biz. Ne oldu? F çarpı X bölü T. Şimdi burada düşünmenizi istiyorum gençler. X bölü T tanıdık geldi mi sizlere? Bakın X bölü T size tanıdık gelmesi lazım. Neydi? Birim zamanda yapılan yer değiştirme, alınan yol ise burası nedir? Bir aslında ortalama hız ya da işte buraya bir V yazabiliriz. O zaman güç eşittir F çarpı V gibi bir ifade çıkarttık değil mi? Eğer ben F'i ve V'yi biliyorsam bu arkadaşın o noktalar arasındaki ortalama gücünü hesap edebilirim gençler. Evet, sevip de terk edenler gelsin bakalım. Enerji ve güç birimlerine ait bazı enerji ve güç birimleri yazılmış. Tablosunu hazırlayan Sevda tabloda bazı hatalar yaptığını fark ediyor. Hangi numaraya sahip birimlerin yerini değiştirirse tablosu doğru olacak. Şimdi enerji birimleri neydi? Hatırlayın, kalori. Neydi? Hatta bak, kilowatt saat olduğu zaman hemen hatırla. Enerji neydi? Güç çarpı zaman. Bak neydi bu? Kilowatt olabilir. Bu da zaman. Kilowatt saat olabilir. Bak bu da olabilir. Ama jül enerjidir. Bölü saniye güçtür. O zaman bu yanlış arkadaşlar. Peki güç watt'tır. Newton'la metre neydi? F çarpı x. Ya bu iştir zaten. Jüldü zaten. Bu da yanlış. Kilogram metre kare saniye küp. Bak bunu da ispat edelim size. Hadi görün. Şimdi güç neydi? İş bölü zaman. İş neydi? F çarpı x bölü t. Tabi bu arada bir sorun var. Newton, metre, saniye. Peki Newton'ı nereden bulabilirim ben? F eşittir m çarpı a'dan bulabilirim değil mi ben? Hadi koyalım o zaman. Bu neydi? Kilogram. Bu neydi? Metre bölü saniye karesi. Koy bakalım bir yerine. Güç dediğin şey kilogram. Şimdi burada bir metre var. Orada da var metre. Metre kare. Saniye kare aşağı geldi. Bir saniyede burada olunca saniye küp. O zaman bu da bir güç birimi. O zaman ne yapacak? 3 ile 5'in yerlerini değiştirmesi gerekecekti Sevda Hanım. Burada da lütfen dikkat edin. Türetmeler dikkat edin. Bir şeyi türetebilmeniz için öncelikle biraz formüllerle takılmış olmamız lazım gençler. Evet, böylece enerji ve hareket konusunu bitirdik gençler. Evet, ne yapıyoruz? Bakın bundan önceki 2 videoda ne yaptık? Konuyu anlattık gençler. Burada da soru çözdük. Lütfen bir hayli sorumuz da oldu elimizde. Bunların hepsinin üzerinden birer kez geçin gençler. Kafaya bir yazın, otursun. Ve enerji ve hareket konusu bir formül konusu değil aslında arkadaşlar. Bakın herkes MGH'i, MV kareyi bilir. Dinlerken de çok güzel anlar. Ama kalemi aldığımızda elimize bazen aynı performansı sergileyemiyoruz. O yüzden soruları lütfen kafa yorun. Dinlenin birazcık. Ve lütfen soru bankasındaki testleri de çözüyoruz. Soru bankamızda tekrardan hatırlatıyorum. 2023 tayfa için. Ödev testleriniz bu kitaptan 60, 61, 62, 63, 64. Yoruldum. 65, 66, 67, 68, 69. Gördüğünüz gibi kaç test? Allah, 10 test mi yapmışız Mehmet? Değil mi? Çok yapmışız ama 10 test yaparsınız siz. Güveniyorum size. Evet. Tabii bu arada bu konuya önem verin arkadaşlar. AYT'de de karşınıza geleceği için burada öğrendikleriniz size yol, su, elektrik olarak geri dönecek gençler. Evet. Görüşmek üzere. Elektrikte görüşeceğiz gençler. Hoşçakalın.